İsmim Hüseyin Çalış. Kayseri esnafıyız. Pastırma, sucuk işiyle uğraşıyoruz. Kuru yemiş işiyle uğraşıyoruz. Dükkanımız açık şu an. Buyurun ben size yardımcı olayım. Şimdi kapanma, tam kapanmaya gerildi ama şu an tam kapanma hiç aslı yok. Ben açık ve net söyleyeyim. Biz kuru yemişiz, gıdacıyız, açığız, izin belgemiz var. Bunun yanı sıra yalnız giyim olsun, saraflar olsun sadece onlar açıklıyor çarşıda. Onun harici herkes açık. Şimdi süccacı da açıyor. Neden açıyor? Yani tam kapanma. İnşallah bu kapanmanın sonunda verimli bir sonuç alınır. Eğer o sonuç alınmazsa yani olacakları hiç bilmiyoruz yani. Şimdi çarşıda hiç kimse yok. Biz açıyoruz ama kargo işlerimiz var. Müşterimiz arıyor. Mecbur geliyoruz. Temizliğimize geliyoruz. Kargoya geliyoruz. Ama normal bir müşterimiz yok şu an. Bundan önceki kapanmalar, hafta sonları kapanmada daha rahat geliyorduk iş yerimize. Tam kapanmaya geldi tam tersi. Dükkanın önüne arabamızı koyamıyoruz şu an. Nasıl bir kapanma biz onu anlamıyoruz. İnşallah iyi bir sonuç elde ederiz diyoruz. Vallahi adaletli bir kapanış olmadı. Tek kelimeyle bunu söylüyorum. Destek almadık biz. Yani destek zaten alsak çok şeyimize ya yaramıza merhem olmaz derler ya. Yaramıza merhem olmuyor. Tam kapanma şimdi bayrama denk geldi. Şimdi giyimci bayramı bekliyordu. Dükkan kirasını çıkartacaktı. Şimdi lokumcu dersen o şekilde, şekerci dersen o şekilde. Hadi saraflara hiçbir şey demiyoruz. Bayramda hadi saraflara eş içindeydi. Yani ne olacak bilmiyorum. Yani bu çok adaletsizlik bir kapanma oldu. Tek kelimeyle bunu söylüyorum. Başka bir şey yok. Bayramda biz de açıyorduk. Dışarıdan gelen gurbetçiler olsun, şehirler arası gelen misafirlerimiz olsun bayağı faydası oluyordu ama ya beklemiyoruz şu an biz yani esnaf olarak ne yapalım? Durumu onu gösteriyor. İlhan Ayşecer, pastırma işiyle uğraşıyoruz uzun süredir. Çarşının içindeyiz. Biz muhafız ama müşteri yok tabii ki haliyle. Orada işte yol kesiyorlar, işte kimlik kontrolü, bu tarafta kimlik kontrolü. Bu tarafa geçişler yok ama tabii diğer mahallelerde büyük market zincirlerinin önünde bu işleri yapmıyorlar tabii haliyle. Meydanda yaptıkları işleri atıyorum işte örnek gösteriyorum. İşte Altınoluk Mahallesi'nde, Hürriyet Mahallesi'nde, İllem Mahallesi'nde işte zincir marketin bir köşesine polis kontrolü, diğer köşesine polis kontrolü koyup da yani kimlik kontrolü yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani tabii duyduğumuz kadarıyla. Çok hareketsiz. Biliyorsunuz Ramazan ayı bizim hareketli günlerimiz yani insan nefsi ister işte biliyorsunuz yani biraz daha ağır baharatlı şeyler istiyor insanlar. İşte kargolarımız olurdu haliyle işte müşterilerimiz olurdu. Sahurda bile açsak yani sahurda bile pastırma sucuk müşterisi olurdu bizde. Böyleymiş demek ki kısmet. Şimdilik bir şey yok ama umutluyuz aslında. Tam kapanmanın da şey olması gerekirdi. Hani ilk zaman yapmıştık ya hatırlıyor musunuz? İlk günlerde yapılan işte ekmek arabaları evlerin önünde falan geziyordu. Yani aynı şekilde olmalıydı. Yani benim kanaatim tabii ki. Yani bir tarafı açıp bir tarafı açmayıp yani dükkanları açıp müşterinin gelmemesi, bizim burada boşa bekliyor gibi görünmemiz falan filan yani şey değil, çok uygun değil bence. Ama ilk zamandaki gibi olmuş olsaydı daha güzel olurdu diye tahmin ediyorum. Vallahi tam umutlarımızı bayrama adamadık ama yani sonuçta hani genel olarak esnafın düşüncesi tabii bayramda biraz daha hareketli olacağıydı. Bizim hareketliliğimiz olacaktı. İnsanlar işte bayramlık alacaktı. İşte ne bileyim yani bir çorap alacaktı, bir kahve alacaktı. Bunların hep hazırlıkları şeker alacaktı, lokum alacaktı. Ama bunlar tabii haliyle Ramazan bayramında ertelendi. Benim kanaatimce kapanmadan dolayı. Olmasa iyiydi. Tabii ama bu bir pandemi süreci. Ama bunu biraz daha adaletli yönetmek lazım. Daha kontrollü olmamız lazım. Yani bireysel olarak da kontrollü olmamız lazım. Şey olarak da, bürokratik olarak da, yani yönetici olarak da şey olmamız lazım. Adaletli olmamız lazım.